Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna gelmesinden beri CHP'de her şey çok fazla değişti. CHP artık PKK'nın ve HDP'nin sözcüsü, avukatı konumuna düştü. CHP Kuzey Irak'ta neyin peşinde? CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi'nin yaptığı ortak anayasa taslağı Türkiye'yi eyaletlere bölme, yerel yönetimlere özerklik ve anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmiş miydi? CHP mevcut haliyle maalesef milli güvenlik meselesi haline geldi. Herkese merhabalar. Kılıçdaroğlu'nun bir önceki CHP Genel Başkanı'nın liderlik koltuğuna, o başkana yapılan bir kaset operasyonuyla Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna gelmesinden beri CHP'de her şey çok fazla değişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla deyim yerindeyse tam anlamıyla mutasyon geçirdi CHP. Kemal Bey'in genel başkanlık serüvenini daha önceki bir videomuzda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Meraklısı izleyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem genetiğini hem de kimyasını değiştirdiği CHP artık bambaşka kodlarla hareket ediyor. Tabiri caizse ya CHP ilk kurulduğu zamanlarda Kürtlere yapılanları unutturmak istiyor ya da Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP zamanında mazlum Kürt halkına neler yapıldığını, köylerin nasıl yok edildiğini unuttu. CHP'de ulusalcı kesimin sesi kesildi. CHP artık PKK'nın ve HDP'nin sözcüsü, avukatı konumuna düştü. Yalnızca HDP'nin mi? Aynı zamanda Fethullahçı terör örgütünün de sözcüsü ve avukatı rolünü oynayan CHP, firari teröristlerin umudu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu anlaşılan yine bir yerlerden sufle aldı. Kürt vatandaşları bu ülkede bugüne kadar sorun haline getirenler bugün Kürt sorununu çözelim diyor. Kürt sorununu çözmeliyiz. Muhatabımız da HDP olmalıdır diyen bir CHP ile karşı karşıyayız. Kaba tabirle Kemal Bey milletin sinir uçlarıyla oynuyor. Buyurun, bu da Halk TV'de yaptığı konuşmanın bir özeti. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Meşru bir organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Çözülmüş bir meseleyi ısıtıp gündeme getirmek, CHP siyasi aklının fiili ortağı HDP'ye ve haliyle PKK ve onun türevlerine yolladığı bir mesajdır. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör devletine meşru zemin hazırlamaktır. PKK ile organik bağları binlerce kez kanıtlanmış ve hakkında kapatma davası hazırlanmış olan HDP'ye Kürtlerin resmi temsilcisi muamelesi yapmak hem Kürtlere hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir. Aynı zamanda HDP'ye ve bitirilme noktasına gelinen PKK'ya can simidi uzatmaktır. Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik dedi. Haberi olmayanlara adım adım anlatalım. Kürt sorunu çoktan çözüldü. Kısa bir hafıza tazelemesi de yapalım. Daha önce bu konuyla ilgili geniş bir video yaptık. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti iktidarının ilk yaptığı eylem neydi? 30 Kasım 2002'de 24 yıldır devam eden Doğu ve Güneydoğu'daki OHAL ve sıkı yönetimi kaldırmaktı. Devam eden süreçte 2002'den 2021'e kadar çok sayıda adım atıldı. Bölge halkının genel söylemi neydi? OHAL kalksın, başka da bir şey istemiyoruz. Bu herkesin ortak talebiydi. Bölge halkının anasının ak sütü kadar helal olan ve hakkı olan pek çok uygulama bu son 20 yılda meydana geldi. Bu tarihten sonra hayata geçti. Daha önce Demokrasi Günlüğü kanalımızda bu başlıkla uzun bir video yapmıştık. Tekrar hızlıca özeti geçelim dedik. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. OHAL valiliği kaldırıldı. Kürtçe dil kurslarına izin verildi. Kürtçe yayınlara başlandı. Kürdoloji enstitüleri kuruldu. Üniversitelerde Kürt dili edebiyatı kürsüleri açıldı. Devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunlar sahneye konuldu. Devlet televizyonunda 7/24 kesintisiz Kürtçe yayın yapan kanal hizmete girdi. Bütün bunlar son 20 yılda oldu.
Bu sürede demokratik açılım başlatıldı ve akabinde Kürtlerin en büyük sorunu olan PKK terör örgütünün silah bırakması yönünde çözüm süreci başlatıldı. Bunların hepsi 2002'den 2021'e kadar hayata geçirildi. Çözüm süreci devreye girdiğinde kıyası eleştiren bir CHP vardı ve fiili olarak süreci bitiren, masayı deviren, tekmeleyen de bir HDP oldu. Buna alışsanız diyorum, çünkü daha biz Başkan APA'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. Şimdi bugün Kürt sorununu iki partinin birlikte çözeceğiz demesi abesleşti galiba. Beyler, ortada bir sorun var ve o sorun sizsiniz. Çözüme hayır diyen CHP, barış masasını tekmeleyen HDP. Kürtlerin eşit vatandaşı, Kürt olduğu için haklarından edilmek gibi bir meselesi artık kalmadı. Kürtlerin sorunu, evlatlarını HDP il merkezlerinden PKK'ya, Kandil'e kaçıran HDP gibi bir sorunu var. Kürtlerin asıl sorunu bu. Kürtlerin canını, malını, evladını çalan, öldüren katil terör örgütü PKK ve türevleriyle sorunu var. PKK'nın eleman devşirme bürosu gibi çalışan HDP ile bir sorunu var. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tavsiye. Diyarbakır HDP il binası önünde 2 yıldan uzun bir süredir evlat nöbeti tutan aileleri bir ziyaret etsin. O aileler meseleyi ona da HDP'ye de detaylıca anlatır. Demokratik açılım sonrası PKK'nın silahları bırakması için yürütülen çözüm süreci esnasında CHP'nin nasıl bir tavır sergilediğini Kemal Bey'in şu açıklamasıyla kısaca özetleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazete genel yayın yönetmenliğine verdiği 2013'teki röportajdan bir küçük açıklama. AK Parti PKK'ya geri dönülmez biçimde meşruiyet kazandırırken Öcalan'ı da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi muhatabı haline getirmiştir ve yabancı devletlerin PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirme gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Türkiye uluslararası alanda bugüne kadar savunduğu tezleri artık savunamayacaktır. İşte bunları diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 2013'te bu açıklamaları yapan Kemal Kılıçdaroğlu bugün neden HDP ve PKK'ya can simidi atıyor? Üstelik HDP'liler kendisine adres olarak Abdullah Öcalan'ı ve Kandil'i gösterirken bu fikrinde neden ısrar ediyor? CHP ve İYİ Parti 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını ısrarla iddia etse de HDP kanadından gelen açıklamalar Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlar nitelikte. Desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette ki önemliydi, elbette ki kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Yani neymiş? Birlikte hareket etmişler. HDP'nin statü talebinden vazgeçmedi ve vazgeçmeyeceği açık. Eski eş genel başkan Ahmet Türk birkaç gün önce HDP tutum belgesi denilen belgeden farklı olarak açık açık konuştu. Özlerimiz elbette Kürtlerin bir statüye sahip olmasıdır. Ama bugün demokrasi oluşmadan bunu ilk elde gündeme getirmek çok doğru değil. Ayrıca Türk, yani Ahmet Türk, Kürt sorunu olarak bahsettiği sorunların içinde Öcalan ve Demirtaş'ın ayrıca diğer HDP'lilerin de cezaevinden çıkarılmasının da şart olduğunu ifade ediyor. Kritik mesele Kürt sorununun adını koyabilmek değil. Türkiye o noktayı çoktan geçti. Hatta Erdoğan bu meselenin üç boyutunun da çözüldüğünü söyledi. Asıl soru şu, muhalefet Kürt sorununa sahip çıkarken neyi sahipleniyor? Kürt ulusu fikrini mi, statü talebini mi, ana dilini mi, hapisteki HDP'lileri çıkarmayı mı talep ediyor? HDP'li vekil, çözümün adresi İmralı'dır, Öcalan'dır diye adres gösterdi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar da CHP bize mecbur ifadesini kullanan bir açıklama yaptı.
Etkileşim ve mecburiyet iyi bir öğrenme yöntemidir. Görünen o ki CHP epey süredir Kandil'in tavsiyelerine ciddi ciddi kulak veriyor. Ne diyor Duran Kalkan? CHP ve HDP ortak hareket etmeli. HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler. Peki çözüm süreci devam ederken Diyarbakır'daki buluşmayı hala eleştiren, hani o meşhur migri diyen CHP heyeti Kuzey Irak'a niye görüşmek için heyet gönderdi? CHP Barzani'ye neyi teklif etti? Bu konuda çok sayıda iddia söz konusu. CHP bu iddiaların hiçbirini reddetmedi. CHP Kuzey Irak'ta neyin peşinde? CHP heyetinin Barzani ve Peşmerge'ye PKK ile savaşmasını durdurması karşılığında biz iktidar olursak sizin bağımsızlık referandumunuzu tanıyacağız dediği iddia ediliyor. Bu iddialarda çok fazla analizde dile getirildi. CHP'den de hala bu iddialara yalanlama gelmedi. En can alıcı kısmı en sona bıraktık. CHP'nin hayalleri ABD ve PKK'nın hayalleri ile tam olarak nerede örtüşüyor? CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi'nin yaptığı ortak anayasa taslağı Türkiye'yi eyaletlere bölme, yerel yönetimlere özellik ve anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmiş miydi? Her ne kadar Millet İttifakı bileşenleri bu anayasa taslağını inkar etse de CHP ve İYİ Parti'nin bazı üyeleri taslak çalışmasını yapanlar açıklamalarıyla bu inkarı çürüttü. Kılıçdaroğlu bir konuşmasında taslağı reddederken daha önce yaptığı bir konuşmada taslağı itiraf etti. Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birinci ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliğini ya da bir anayasa yapmaktır. Yok efendim, bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. O dönem İYİ Parti milletvekili olan Ümit Özdağ da Meral Akşener için anayasa taslağı için talimat verdi, ifadelerinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 2018 genel seçiminden önce İYİ Parti'den iki kişiye talimat vererek divandan ve GİK'ten habersiz Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve HDP'lilerle birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlığı içerisinde olmuştur. Son cümle olarak şahsi tespitimi şuraya koyacağım. CHP mevcut haliyle maalesef milli güvenlik meselesi haline geldi. Başka bir videoda görüşmek üzere.